Allah bizi nasıl yaratıp da her şeyi öğrettiyse bizi de iyi yola gitmemizi emrediyor. İyilik yapmaya emrediyor, ona itaat etmeye emrediyor. İman sahibi her hareketi İslam'a göre olması lazım. Allah'ın emrine göre olması lazım ki rahat etsin. Şimdi çocuklar başlıyor namaza 7 yaşında, 10 yaşında falan başlayınca bir kılıyor, iki kılıyor. Ne zaman bitecek bu diyor. Bu bitmez. İnşallah bitmez. Daha ölene kadar devam eder. Bunu böyle kabulleneceksin. Hiç bunun aviz vermek, hepsini sonra yaparım diye bir alışkanlık yapma. Bu Allah'ın nasıl sana nefes almayı, yemek yemeyi, yatmayı, uyumayı, gezmeyi öğrettiyse bu da aynı şekilde olması lazım mümin insanda. Allah'a iman eden de hiç pazarlık etmeye düşünmesin. Nefsine en ufak bir taviz vermesin. Bu böyledir. Allah'ın emri namazdır. Allah'ın emri zekattır. Allah'ın emri hacdır. Allah'ın emri oruçtur. Onları hepsini yapacaksın. Mazeret yapma. Mazerete alışma. İnsan su içmez mi? Ben bugün su içmeyeceğim. Çok hayatımda çok su içtim diye mazeret gösterirsen senin vücudun bu defa rahatsız olacak. Mecburen içeceksin. Bu ibadet de aynı şekilde olacak ki o nasıl su sana hayat veriyorsa ibadet de sana hayat verecek. O olmasa sen leş gibisin, cifesin, başka bir şey değilsin. Bir yön etsin. Hiçbir faydan yok. Dört ayaklı olsan hiç olmazsa etinin kıymeti var. İnsanın etinin kıymeti de yok. Ancak ruhla, ibadetle kıymet bulur. Başka şey aramayın. Onun için bu ibadeti, iyilik yapmayı, Allah'ın emrini tutmayı pazarlık yapılacak şey değil de bununla biz yaratıldık, bununla yaşayacağız. Bunsuz olmaz. Hayatımızın sonuna kadar inşallah böyle devam edeceğiz diye hiçbir pazarlık yapmayın. Allah pazarlık yapılacak değil. Çünkü Allah haşa ondan emridir o. Başka şey yok. Pazarlık olmaz. Sen Allah'ın emrini tut. Allah seni yücelsin. Allah yükselsin. İyilikler versin sana. Ve min Allah'a tevfik. El-Fatiha.